Bu en küçüğü alıp başa koyuyor. Bu da şu kısmı sıralıyor. Şu kısım sıralı. Bu da bunlardan küçük. O zaman bütün evi sıralıyor değil mi? Demek ki sıralıyor. Anlaşıldı mı? Bu çok basit bir şekilde sıralıyor. Tabii ki şu fonksiyonu yazmanız lazım. Bu fonksiyon da çok basit. Minimum bulmayı biliyorsunuz zaten. Bunu da ilk yere koyacaksınız. 555, 55, 55 nedir? Abi ya. Yoksa Sedaş. Neyse. Gitti gene elektrikler. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Direction code biliyorsunuz. Kodumuz bu. Place largest demiş buna. Ben find and locate demiştim. Place largest. Tamam mı? Aynı fonksiyon. İki satır gördünüz. Üç satır hadi. Selection sort. Place largest da yaptığı şey çok basit aslında. Largest'in yerini buluyor. Ha bu pardon. Bu zaten biraz place largest'in largest'i nereye yerleştirmesi lazım? En büyük sona. En sona yerleştirmesi lazım. Biraz farklı yapmış. Ben en başa minimum bulup başa yerleştirmiştim. Bu ise ne yapıyor? Largest'i bulup şuraya yerleştiriyor. Ve şurası için çözüyor. Tamam mı? O yüzden ben A1'in adresini gönderdim. Bu direkt E'ye gönderiyor. Tamam mı? Ama aynı şey. Tamam mı? Farkı gördük mü? Farklı farklı olması da iyi aslında. Ne yapacak? Maksimum bulacak. Eğer sonla değilse sona koyacak. Değil mi? Şu maksimum buluyor. Şu da sonda değilse sona koyuyor. Tamam. Maksimum bulmayı, sonda değilse sona yerleştirmeyi zaten 50 kere gördük. Bir kere daha kontrolü kullanılıyor. Evet, geldik buraya. Güzel. Case study. Case study'nin ne olduğundan bahsedeceğim. Belki salı günü bu case study'yi aslında arkadaş size anlatır. Böylelikle devam etmiş oluruz. Aslında bu bir örnek. Bu örneğin üzerinden gitmesi de aslında problem saat demek. Ama ben kısaca şeyi anlatayım. Ne olduğunu anlatayım da faydası olur. 5 dakikam var. Şimdi kümeleri ifade etmek istiyoruz. Küme. Küme ne de biliyorsunuz değil mi? Ne diyor küme? Elemanları olan. Olmasa da olur. Boş küme de kümedir. Tamam. Boş küme bir kümedir. Veya işte elemanlardan oluşan bir şey kümedir. Elemanların ne olması lazım? Birbirinden farklı olması lazım değil mi? Aynı eleman iki kere geçemez bir kümede. Değil mi? Elemanlar birbirinden farklı olacak. Yani evet, ortak özelliği olan şeyleri bir araya getiriyoruz, kümeleri oluşturuyoruz. Peki, diyelim bir küme oluşturmaya çalışıyorum ben. Ne kümesi? İsim kümesi, isimlerden oluşan, insan isimlerden oluşan bir küme. Bu sınıftaki insanlar, 130 tane öğrenci var. Bu öğrencilerin isimlerinden oluşan bir küme desem, sadece isimlerinden, soy isimlerini katmasam, büyük ihtimalle 130 çıkmaz değil mi? Çünkü aynı isimler var. Efendim? 5-6 tane. 5-6 tane var. Güzel. Soy isimlerinden desem gene olmaz. Toplamından desem aynı isim soy isme sahip olan kişi var mı? Yok herhalde bu sınıfta değil mi? Var. Var mı? Ne? Hangisi? 2 tane var. Neydi? Burak Demir 2 tane var. Bunlardan bir tanesini reprezent edebileceğim. Ne yazık ki seni reprezent edeyim. Diğer arkadaş yok herhalde. Onu geç zaten. Tamam. Bir küme. Tamam mı? İsimlerden oluşan bir küme. Bu kümeyi nasıl ben bilgisayarda reprezent edebilirim? Array. Nasıl? Nasıl bir array? String array değil mi? String array derim. Bir array'in içerisine koyarım isimleri. Bunları da küme derim. Bu kümenin içerisinde Burak Demir var mı diye sorduğum zaman tek tek bakarım. Burak Demir varsa var derim. Bu kümeye işte Erdoğan Sevilgen'i ekle dediğim zaman
yer olması lazım tabii kümenin içerisinde. Erdoğan Sevilgen'i de eklerim. Değil mi? Veya Erdoğan Sevilgen'i sil dediğim zaman kümenin içerisinden silerim. Falan filan. Kümeyle yapabileceğiniz operasyonlar ne? Bakın, is empty. Bir kümenin boş olup olmadığını check edebilirim. Değil mi? Başka, is element. Herhangi bir şeyin kümenin elemanı olup olmadığını check edebilirim. Is set. Bu gerçekten küme mi? Siz bir array verdiniz, isim kümesi, isim array'i verdiniz bana. Bu gerçekten küme mi? Eğer bu sınıftaki öğrencilerin tamamının ismini ben bir array'e koysam, bu bir küme değil. İki tane Burak Demir var çünkü. Hayır, küme değil. Değil mi? Bir tanesini çıkarsam, küme mi? Evet, küme. Tamam. Is set de öyle bir fonksiyon. Is subset, iki tane küme alacak. A kümesinin, B kümesinin subseti, alt kümesi olup olmadığını kontrol edecek. Evet veya hayır kontrol edecek. Union, intersection, set union olabilir. Set intersection olabilir. Bunları biliyorsunuz değil mi? İki kümenin birleşimi, kesişimi. Ve kümeyi output edip kümeyi okuma fonksiyonları olabilir. Tamam. Fonksiyonlar bunlar. Şimdi burada bahsedeceğimiz, bu örnekte bahsedeceğimiz şeyler karakterlerden oluşan bir küme. Karakterler. A karakteri, C karakteri, X karakteri, Y karakteri. Bir küme. Bunlardan oluşan bir kümeyi nasıl represent edersiniz? Karakter array olarak. Diyelim şöyle bir array küme. A var, X var, Y var, T var. Dört elemanı var. Bunun dört elemanı olduğunun şuralar kullanılmıyor. Ben nasıl söyleyeceğim? Ya dört değerini de kümeyle beraber tutmam lazım. Bu array bir kümedir ve dört elemanlıdır diye tutmam lazım. Yeni bir eleman eklemek istediğim zaman B'yi ekleyeceğim zaman şuraya ekleyeceğim ve artık beş elemanlıdır diyeceğim. Tamam mı? Bu bir küme, beş elemanlı. Veya null karakterini kullanabilirim. Artık string yaparım. Bu bir string. Ama ben bunu küme olarak kabul edeceğim. Kümenin elemanları A, X, Y, T ve B. Null karakteri, null karakteri hiçbir zaman kümenin elemanı olmayacak. Null karakteri sentinel bir value, kümenin sonunu belirtiyor. Tamam? Anlaşıldı mı? Karakter kümelerinden bahsedeceğim. Ve karakter kümelerini string olarak represent edeceğim. Tamam? O zaman is empty'ye parametresi ne olacak? Is empty bir kümeyi boş olup olmadığında kümeyi göndereceğim. O zaman string'i göndereceğim parametre olarak. Constant character pointer set. Değil mi? Veya constant character array diyeceğim. İkisi de okeydi. Bunu kullandım. Orada ne kullanmış? Böyle kullanmış. Tamam. Constant'a koymuş mu? Koymuş. Koymuş. Ne return edecek? True veya false integer. Is element bir seti göndereceğim. Constant character pointer seti göndereceğim. Ve bir tane de karakter göndereceğim C'yi. Bu karakter bu şeyin setin elemanı mıdır? Bir integer return edecek. Problem var mı? Is set bir constant character pointer set göndereceğim. Bunun küme olup olmadığını check edecek. Her karakterin farklı olup olmadığını check edecek yani. Değil mi? Aynı karakterden iki kere geçiyorsa false gönderecek. Her karakter unique'se, tüm karakterler unique'se true gönderecek. Is subset iki tane şey vereceğim. Constant character pointer set constant character pointer set 1, set 2 diyelim. Set 1'in, set 2'nin alt kümesi olup olmadığını bulacak. Alt kümesi ise true, değilse false dönecek. Sıkıntı var mı? Set union. Set union ne yapacak? İki tane küme alacak. Bu kümenin bileşimini hesaplayacak. Ve return edecek. Nasıl return edebilir? Ben şuraya array verdim. Bu array'i verdim. Bu ikisinin union'ını aldım. Bileşimini alacak. O bir array
Bu evin fonksiyonun lokalinde olursa, set bünyenin lokalinde olursa hiç öğrenemez. O yüzden bunları input parametre, bunu output parametre olarak alacak. Yani 3 tane parametresi alacak. Bir constant character pointer set 1, bir constant character pointer set 2, o da öyle mi? Set 1, set 2, bir de character pointer result. Şu set 1, set 2 ve result. Bunları alacak. Peki, ne döndürebilir? Bir şey return etmese de olur. Ama karakter pointer return ediyoruz ki bunu bir başka fonksiyonun bir parametresi olarak kullanabiliriz. Tamam. Artık bunu öğrendik. Niye karakter pointer döndürüyoruz? Mantığı nedir? Intersection. İki setin intersection'ı hesaplayacak. Aynı şey. Bunları şeyler olarak düşünün. Bu da karakter pointer. Değil mi? Ne var başka burada? Bir string verdiğin zaman print with commas string'in karakterlerini virgüllerle yazacak. Print set de set print edecek. Bakın burada güzel bir şey var. Bu print set fonksiyonu recursive yapabileceğimiz bir şey değil. Başa şu şeyi koyacak. Curl brace'i koyacak. A'yı yazacak, X'i yazacak, Y'yi yazacak, T'yi yazacak ve sonunda bir curl brace koyacak. Tamam mı? Bunu yazabilecek şuradan, şöyle verdiğimiz string'den A, X, Y ve T string'inden bunu yazacak bir recursive fonksiyon yazamıyoruz. Hocam. Onun için print seti recursive yazmayacağız. Ama şunu yazacak bir fonksiyonu recursive yazacağız. Şunu recursive yazabileceğiz. Bunu recursive yazdıktan sonra bir tane curl brace koyacağız. Bunları yazacağız, bir curl brace koyacağız. Bu iteratif olacak. Yani print set iteratif, print with commas recursive olacak. Tamam mı? Ne gibi? Bizim ödevimizde raise diye bir fonksiyon var. Ne? Raise miydi? Raise. Bir tane parametre alıyor. Bunu recursive yazamazsınız. Ama bunun içerisinde iki parametre alan bir raise recursive diye bir fonksiyonu kullanacaksınız. O raise recursive'i recursive yazacaksınız. Tamam mı? Ödevinizin nasıl yapacağınızı da söylemiş oldum. Arada zaten konuşmuştuk. Burada göreceksiniz ama bakın onu. Yani ödevdeki trik burada var. Tamam mı? Salı günü olduğu için geç kalacak. En azından söylemiş oldum. Anlaşıldı mı? Ama kitabınıza bakabilirsiniz. Nasıl yaptı? Şu iki fonksiyonun nasıl yapıldığına bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı şeyi nasıl yapacağınızı anlayacaksınız. Waze'i nasıl recursive hale getireceğinizi. Şu recursive olamayacak, Waze recursive olamayacak ama bunun içerisinde recursive yapacağınız bir şey yok. Tamam. Tamam, buraya kadar. Tamam, hadi gidelim.